evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? Böyle bir şey yok. Yani şu yaş ideal bir sınırdır, bu yaşı geçen onu geçmiş olur diyemeyiz. Ama şunu deriz. Evliliğin yaşı yok ama bu manada zamanı var. Rüşt adına da dikkat edilmesi gereken temel bir hususiyet var. Ancak ben gençlere kendi bir çıkarımımı arz etmek istiyorum. Kabul edersiniz etmezsiniz. Bu fıkıh değil. Bu sadece bir abinizin bir kardeşinizin siyer okumalarından elde ettiği bir çıkarım. Belki size bir konuda teşvik olur bir konuda güzel bir örnek olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç yaşında evlendi? Kaç yaşında? 25. 25 yaşsa eğer bir şey vardır bilmem ama ben öyle düşünüyorum. Yani sallallahu aleyhi ve sellem sanki işin erkek tarafında bir imza atmış gibi. 25 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adım attıysa burada bizim için önemli bir şey var. Asr-ı saadetteki kadınların ortalama evlilik yaşı kaçtır biliyor musunuz? 18 ila 20 arasıdır. Kızlarda bu da bir şey söyler mi kızlarımıza bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu yaştan sonraya kalınınca iş çıkmaza giriyor. Artık kimseyi kimse beğenmiyor. Arızalar daha fazla çoğalıyor. Daha farklı şeyler oluşuyor. Ortam kötü etrafı biliyorsunuz. Şeytan insanın ayağını kaydırabiliyor Allah muhafaza. Bu manada da yanlışlara sebebiyet vermemek için Gençlerimizin rüşte ermesi adına çalışmalar yapmamız lazım. Rüşte eren gençlerimizi de bu yaşlara göre evlendirmemiz lazım. Dolayısıyla evlilik yaşı konusunda da bunları söyleyebilirim.